18 Mart 2024 haftasını konuşuyoruz. Koç ve yükselen koçlar. Anne, baba, soy ağacınız, köklerinizle ilgili olayların daha çok ön plana çıkabileceği bir haftadasınız. Buna eş olarak eviniz, birlikte yaşadığınız kişilerde dahil olmak üzere bu alanlarda olumlu gelişmeler yaşanabilir ve iyi haberler alabilirsiniz. Öte yandan yine aileyle ve iş yerinde iletişim kurarken de çok çok dikkat etmenizi, özellikle öfke kontrolüne çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İş kariyer alanlarında bazı verimsizliklere şahit olabilirsiniz örneğin. Lütfen öfkenizi kontrol edin sevgili koçlar. Hepinize şimdiden güzel bir hafta dilerim. 18 Mart 2024 haftasını konuşuyoruz. Boğa ve yükselen boğalar. Sizin için iletişim çok mühim bu hafta yakın çevreniz. Yani yakın çevre kim? Kardeş, komşu, kuzenler, yakın akraba, akranlarınız. Bu kişilerle iletişimimizin çok yoğun olacağı bir haftadasınız. Gizli düşmanlıklar ve görmediğiniz yerden gelebilecek sözlü zorluklar yaşayabilirsiniz bu hafta. Yani çalışmadığınız yerden gelen sınav sorusu gibi düşünebilirsiniz bunu. Diğer yandan uzak çevre ve üye olduğunuz bir dernek olabilir ya da sosyal alanlarınız açısından da destekler yoğun olacak. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. 18 Mart 2024 haftasını konuşuyoruz. İkizler ve yükselen ikizler. Gelir ve giderlerinizi çok iyi dengelemeniz gereken bir haftada olduğunuzu söyleyebilirim. Borç verirken, borçlanırken çok çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Üye olduğunuz bir dernek varsa sosyalleştiğiniz alanlarda, kalabalık alanlarda iletişim kurarken çok çok dikkatli olmanızda da fayda var. Ek olarak kariyer alanınızda olumlu yönde fırsatlar oluşabilir, iyi haberler alabilirsiniz. Umuyorum ki bu fırsatları yakalarsınız. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. 18 Mart 2024 haftasını konuşuyoruz. Yengeçler, yükselen yengeçler sizin için... Kariyer ve iş ortamında çok dikkatli olmanız gereken bir hafta diyebilirim. Sağlıkla ilgili, de rahim ve göğüs bölgenizle ilgili kontrolleriniz varsa lütfen aksatmayın. Eş zamanlı olarak uzmanlık aldığınız bir yer, mesela bir üniversite olabilir bu. E, bu alanda yakalayabileceğiniz fırsatlar var. Eş zamanlı olarak da uzun seyahatlerle ilgili de yine sizin için iyi haberler var. Umuyorum ki çok güzel bir hafta geçireceksiniz. Hepinize sevgiler. 18 Mart 2024 haftasını konuşuyoruz. Yükselen Aslanlar, eğer öğrenciyseniz hocalarınızla bu hafta iletişiminize çok dikkat etmenizi öneriyorum. Sağlığınıza yine çok dikkat etmeniz gereken bir hafta. İletişim kazalarına çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Günlük hayatınızda biraz enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Performans düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Bunun geçici bir süreç olduğunu size hatırlatmak istiyorum. Gelir gider dengenizle ilgili de destekleyici fırsatlar, iyi haberler görünüyor. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. 18 Mart 2024 haftasındayız. Başak ve yükselen başaklar. Bu hafta kriz yönetimi yapmanız gerekebilir. Yani bu görev size verilebilir ya da bu görev yapmak size düşebilir diyeyim. Özellikle kalabalık bir alandaysanız bir sosyal çevrede sosyalleşirken herhangi bir grubun içindeyken bu görev sizin üstünüze kalabilir açıkçası. Öfke kontrolü tabi sizin için de zor olacaktır muhtemelen ve önemli olacaktır bu hafta. Öfke kontrolünü başarırsanız verimli bir hafta geçireceğiniz söylemem mümkün. Eşiniz, eşinizin ailesi varsa ortaklarınız tarafından da olumlu destekler alacaksınız. Bu alanlarda iyi haberleriniz var. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. 18 Mart 2024 haftasını konuşuyoruz. Terazi ve yükselen Teraziler. Eş, eşinizin ailesi, eşinizin işiyle ilgili konularda iletişim kurarken çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Buna eş zamanlı olarak kariyer ve iş hayatınızda, iş akışınızda, iş ortamınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle de ilgili olabilir. Ya da sizin altınızda çalışan kişilerle ilgili durumlar da olabilir. Tüm bu işle ilgili konularda olumlu destekler, olumlu gelişmeler ve iyi haberleriniz var sevgili teraziler. Öfkenizi eğer bu hafta kontrol ederseniz bu hafta oldukça verim alabileceksiniz. Şimdiden hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. 18 Mart 2024 haftasını konuşuyoruz. Akrep ve yükselen Akrepler. Bu hafta hemen her an bir öfke içinde olabilirsiniz. Sağlığınıza çok çok dikkat etmenizi öneriyorum. Aşk konusunda ve uzun seyahatlerle ilgili fırsatlarınız var. Umarım bu güzel fırsatları yakalarsınız. Eğer çocuğunuz varsa yine çocuğunuzla ilgili de iyi haberler alacaksınız. Umuyorum ki fırsatları yakaladığınız, güzel haberler aldığınız güzel bir hafta geçirirsiniz. Görüşmek üzere. 18 Mart 2024 haftasını konuşuyoruz. Yay ve yükselen yaylar. Sevgilinizle eğer varsa çocuğunuzla iletişim kurarken çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Sizler için de öfke kontrolü yapmanız gereken bir haftadır bu hafta. Emlak, ev, miras alanlarında fırsatlarınız var. Bu alanlarla ilgili iyi haberler alabilirsiniz. Aile ve yaşadığınız kişilerle ilgili de iyi haberler gelebilir. Ailenize de fırsatlar oluşabilir. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. 18 Mart 2024 haftasını konuşuyoruz. Oğlak burçları, yükselen oğlaklar. Eşinizle ve ailenizle iletişim kurarken çok dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Öfkenize yenilirseniz inanılmaz zorlanabilirsiniz ve bazı şeyleri geri döndüremeyebilirsiniz. O yüzden öfkenizi iyi kontrol etmenizde fayda var. İletişim, eğitim, kısa seyahatler alanlarındaysa fırsatlarınız, iyi haberleriniz olabilir. Yine yakın çevreniz, işte kardeş, komşu, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar gibi alanlardan da destekleriniz ve iyi haberleriniz var. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. 18 Mart 2024 haftasındayız. Kova ve yükselen Kovalar. Sağlığa çok dikkat etmenizi öneriyorum bu hafta. Özellikle beslenme ve bağırsaklarla ilgili alanlarda sağlığınıza çok çok dikkat etmenizde fayda var. Trafikteyseniz öfkenizi kontrol etmenizi öneriyorum yine. Yakın çevre, kardeş, komşu, yakın akraba gibi çevrelerle de tartışmamaya dikkat ediniz. Bu alanlarda gerginlikler çıkabilir. Gelirler anlamında ise fırsatlarınız ve iyi haberleriniz var. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. 18 Mart 2024 haftasındayız. Balık ve yükselen balıklar. Aşk hayatınız, tatil planlarınız gibi alanlarda güzel fırsatlarınız var. İyi haberler var bu alanlarla ilgili. Kendinize bakım yapmak istiyor olabilirsiniz. Yine bunun için de uygun günlerden geçiyorsunuz. Harcamalarınıza çok dikkat etmenizi öneriyorum. Parayla ilgili konularda iletişim kurarken de çok dikkatli iletişim kurmanızda yine fayda olacaktır sevgili balıklar. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum.